Haluk. Ne var? Böyle mi gideceksin? Ne oldu? Hırsını alamadın mı? Hayır, alamadım. Ne yapabilirim senin için? Ne bileyim, bir özür dileyebilirsin mesela. Hayatta da dilemem, sen dileyeceksin. Ya bana yaptığın imanın ne kadar çirkin bir iman olduğunu farkında mısın sen? Bu kadar işkillendiğine göre demek ki söylediğimin bir doğruluk payı var. Ya Haluk, ne diyorsun sen? Bana böyle arkanı dönüp gidemezsin. Sen bence ne yap biliyor musun? Çık odana, otur, böyle bir düşün. Sonra anla ne yaptığını, gel özür dile benden. Asıl sen ne yap biliyor musun? Önce bir söylediklerini tart, sonra kendine gelip saçmaladığını anladığında gelip benden özür dilersin. Bir tartayım. Sanmıyorum. Güneş, iyi misin? Ne gibi? Ne bileyim, Haluk abi öyle çıkınca. Konuşmamız lazım. Şimdi değil, sonra işim var. Ya gerçekten çok önemli. O kızı telefonla konuşurken duydum. Senden bahsediyordu, gizli gizli konuşuyordu birileriyle. Sizden gizleniyordur. Ya neden inanmıyorsun? Bir şey gizliyor diyorum. Ne gizliyor Selin? Tam olarak duymadım ama bir şey gizlemese neden senden bahsetsin telefonda? Tamam, tam olarak duyunca gel o zaman. Neyin var senin? Bir şey mi oldu? Biraz kafam karışık Selin, o kadar. Neden? Eve geçecek misin? Eve geçeceksen bırakayım, yoksa gitmem lazım. Ya neden ters yapıyorsun bana? Sana günlerdir ne oluyor? Ben seni düşünüyorum, seni. Beni düşünme. Bu aralar herkes beni düşünüyor. Beni düşünmeyin. Alışkın değilim. Görürsün sen ya. O kızın pisliğini çıkaracağım ben ortaya. Tuğçe, seninle işimiz var. Ya Savaş, sen emin misin burada kalacağına? Yani bence idare eder. Çünkü param ona gitti. Bu ne ya? Ay! Ay! Bu ne be? İçerisi buz gibi. Yani iş bulunca daha iyi bir yere çıkarım artık. Gel buraya, gel. Dondum ya. Gel. Savaş, banyoda böcek vardı. İsmi neymiş? Sordun mu? Ya saçma sapan konuşma, dalga geçme ya. Yani Nazlı, ben şimdiden sevdim burayı ya. Vallahi bak. Dur. Hem de çikolata olacaktı. Al. Çikolata. Boşuna demiyorum, sen varken sırtım yere yanmanı istiyorum. Özlemişim. Şaşırttın beni oğlum. Telefonlarıma bile yanlış vermiyordun. Yani ben de şaşkınım burada olduğum için. Kötü bir şey yok değil mi? Yani iyi mi kötü mü ben de bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey yaşadım az önce. Ne oldu? Anlatsana. Bu Levent denen elemanı ne zamandır tanıyorsun sen? Levent. Kim olduğunu biliyorum diyelim. Siz tanıştınız mı Levent'le? Ne söyledi sana? Seninle görüşmek için izin istedim. Ne? Aa! Aynen öyle. Siz görüşüyor musunuz Levent'le? Hayır. İnan bana Ali, ben Levent'le görüşmüyorum. Yok öyle bir şey. İyi. Tamam. Zaten görüşüyoruz demedi. Görüşmek için izin istedi. Oğlum. Benim başka biriyle görüşmek gibi bir derdim yok. İnan bana. Yani inan, açıklama yapmak zorunda değilsin. Eğer o adam seninle görüşmek isterse... galiba sorun çıkarmayacağım. Aa yok, bu böyle olmayacak ya. Ben Levent'le buluşacağım, görüşmek istemediğimi söyleyeceğim. Hayır, o senin kararın, tamam. Fark etmez. Ama adamın yaptığı asil bir şeydi. Şimdi düşünüyorum da gerçekten. En azından arkadan dolanmadı. Direkt geldi, net söyledi. Sana babamı arkanda bırak, hayatına devam et derken ciddiydim ben. Sorun yok benim için, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz.